2020-2021 eğitim öğretim yılı öğretmenlerin pazartesi günü itibariyle başladığı hizmet için eğitim çalışmalarıyla başlamış oldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle daha önce de mesleki eğitimlerin yüzde yapılmasına karşı çıkan eğitim sendikaları endişelerini dile getiren açıklamalar yaptı. Eğitim İş Isparta Şube Başkanı Baki Tok, seminer sürecinde virüs kapan eğitimcilerin durumlarının meslek hastalığı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini sordu. Seminer çalışmalarının online yapılmasını talep etmiştik bakanlıktan. Lakin bununla ilgili olumlu bir yanıt gelmedi. Ki bu talebimizde şu derece haklıyız. Sağlık Bakanımız bile 81 il sağlık müdürüyle online toplantı yaparken 1 milyon öğretmenimiz bugün okullarına gitti. Tabii ki bu salgınla ilgili süreç çok ağır şekilde ilerliyor. Bizim de bununla ilgili sorularımız var. Bu sorularımızı yönetmek istiyoruz buradan. Seminer döneminde öğretmenlere COVID-19 testi yapılacak mı? Bu büyük bir soru işareti. Eğer ki bir öğretmenimiz buradan virüs kaparsa, hastalanırsa veya vefat ederse, COVID-19 bir meslek hastalığı olarak geçecek mi? Bu da çok önemli. Bu süreçte çünkü bizlerin herhangi bir koruması Yok. Gerekli bazı okullarımızda gerekli dezenfektan ve maske teminleri tam olarak yapılamadı. 21 Eylül'de seyreltilmiş eğitimin başlayacağını hatırlatan TOK, bu konuda okullarımız yeterli mi diye sorarak seminer çalışmalarının sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılmadığını söyledi. Seyreltilmiş eğitime başlanacağı söyleniyor 21 Eylül itibariyle. Kadrolarımız ve binalarımız yeterli mi? Maalesef değil. Öğretmenler öğrencilere gerekli koruyucu ekipmanları temin edebilecek miyiz bu süreçte? Bu da büyük bir soru işareti. Seminer dönemi için Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı çalışma ile öğretmenlerimize maske ve dezenfektan temini yapıldı. Lakin öğrencilerimiz okula geldiği zaman 80 bin Isparta'da öğrencimiz var. Hepsine her gün birer maske verilebilecek mi? Bunlar da büyük bir soru işaretleri. Okullarımız fiziki olarak salgın önlemlerine hazır mı? Sosyal mesafeye uygun düzenlemeler yapıldı mı? Kantinler nasıl açılacak okullar açıldığında? Veya hatta öğretmen ve öğrenci tuvalet sayısı arttırıldı mı? Öğretmenlerimizin öğretmen odasında sosyal mesafeye uygun olarak oturabileceği gerekli şartlar var mı? Bunların cevap bekleyen sorularımız. Umarız hiçbir eğitim emekçisi bu seminer çalışması döneminde bu virüse yakalanmaz hastalanmaz veyahut da daha kötü sonuçlar doğurmaz, vefat etmez diyoruz. Bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesi gerekiyor. Türkiye Eğitim Sen Isparta Şube Başkanı Ali Balabansa yaptığı açıklamada 1 milyonu aşkın eğitim çalışanının salgın riskine karşı korunması için tedbirlerin en üst düzeyde alınması gerektiğini belirterek 60-80 hatta yüzden fazla öğretmeni öğretmenler odasında ya da küçük salonlarda toplantıları almanın doğuracağı riski söylemeye dahi gerek yoktur. Kurul toplantıları ve mesleki çalışma programının toplu gerçekleştirilecek etkinlikleri açık havada yürütülmeli ya da online programlar kullanılarak görüntülü yapılmalıdır. Okul yöneticilerimiz yüz yüze eğitimin başlayacağı zamana kadar yürütülecek hazırlık ve çalışmalarda tüm öğretmenleri her gün okulda toplamak yerine zümreleri sırasıyla okulda bulundurmalıdır ifadelerine yer verdi.